Doğumuzda da Esenler, böyle tam Bağcılar'ın köşesinde bir hastane. Ve demin de dediğim gibi günde 10 bin hasta geliyor buraya. Türkiye'deki ilk 5 kalabalık hastaneden biri. İlk defa Türkiye'de bir hastanede, özel hastanelere yazarlar JCI'dan ya da şuradan buradan akredite olmuş mükemmelliyet merkezleri, ama bunlar daha çok bir marketing stratejisi olarak burada böyle bu iş iyi yapılıyormuş derler. Ama bizim burada hakikaten biz buna bir kafa yorduk ve mesane kanserlerinde mesane kanseri bildiğiniz gibi iki alt grubu var. Biri kasa invazı olmayan mesane tümörleri. Birisi de invaziv mesane tümörleri ki orada idrar torbasını almamız gerekiyor. Nedendi? Şimdi projeler böyle yığılır. Efendime söyleyeyim. O projenin içinden de herkes bir proje yazmaya başladı. Tabii bu bir kültür meselesi. Bu da bir zaman alacaktır büyük ihtimalle. Bizim ortaklarımız var. En önemli desteği İstanbul Valiliği verdi. İstanbul Valiliği, Vali Yardımcılarından projeye bakan valilik verdi. Bir diğer destekçimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Sayın Rektörümüz ve Dekanımız bu konuya destek verdiler. Bir diğer de İstanbul Bakırköy Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bu projeye verdi desteğini. Ve böylece bu proje oluşturuldu. Hedef gruplarımızı söyledim. Üroloji ve mesane kanseri hastaları. Oluyor. O da Bağcılar'da başladık buna. Bu şekilde bir ekibimiz var. Oranın iç dizaynı, efendime söyleyeyim, bu şekilde. Aynı zamanda o küçük bir ameliyathanemiz ve burada da kapsamlı tıbbi cihazlarımız. Böyle bir, daha da uzatmıyorum, bunu burada bırakacağım, sonra cihazların şeyine giriyor, detaylarına giriyor, onlarla sizi sıkmak istemiyorum. Bu proje yazıldı ve 100'e yakın proje içerisinden ikinci olarak seçilerekten 1.3 milyon TL'ye yakın kalkınma ajansından biz bir proje kazandık. Ve bunu da hem altyapıyla hem eğitim faaliyetleriyle yurt içine bize yurt dışından gelen hocalarla bizim oralara gidip eğitim alma ya da toplantı yapmalar da dahil olmak üzere alet edevatın da alınmasıyla bu fonu kullandık, kullanıyoruz. Bir yıllık bir proje. Tabii bir yıldan sonra bu altyapı bizim bütün rutinimize girecek ve hastalarımıza idrar torbalarını almadan ya da almayı geciktirerekten, çünkü bu proje kasa invazı olmayan mesane kanserleri üzerine bir çalışma. Kasa invazı olduğu zaman idrar torbasını almak gerekiyor. Kimse de idrar torbasını aldırmak istemez ama bazen onu da almamız gerekiyor. O bakımdan bu hastalıkla ilgili böyle bir proje. İnşallah yapacağımız çalışmalarla hastaları daha iyi monitörize ederekten, takiplerimizi iyi yaparaktan faydalı bir hale getireceğiz. Evet, biraz da mesane kanserinin Türkiye'deki yaygınlığına, sigara içimine değinelim. Erkeklerdeki yaygınlığına. Tabii mesane kanseri Türkiye'de kanser sıralamasında 4 ya da 5. oluyor. Tam şu anda hatırlayamadım ama erkeklerde 2. sırada. Tabii 1. etkeni de sigara. Sigara mesane kanserinde akciğer kanseri gibi en etkili sebeplerden bir tanesi. Tabii genetik etkiler de var. Ama bir prostat kanserindeki gibi genetik etkinliği yok. Şu anda tespit edilemedi en azından. Ama sigara ya da inhalasyon yoluyla boyalar, solüsyonların da etkisi var sigara kanserinde. O bakımdan aslında bakanlığımızın da 3 ana projesinden biri olan sigaraya bıraktırma kampanyalarıyla giderek azalacak diye ümit ediyoruz. Sigara önemli. Bir diğer konuda mesane kanseri sık nükseden ve devamlı kontrol edilmesi gereken bir hastalık. Ama hastalar başka hastanelere gidebiliyor. Birkaç hastaneye geldiği zaman değişik doktorlara takip edilebiliyor. Bu hastaların takibinde sıkıntılar oluyor. Hastalık ilerliyor mu, geriliyor mu? Başka doktorların takibinde bazı kaçırdığımız vakalar olduğunu düşünüyoruz. Bu mükemmelliyet merkezinde ekibimiz de bunu daha detaylı, daha ince ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Evet, ameliyat tekniğinin de çok büyük önemi var. Genelde mesane alınmak zorunda kalabiliyor kanser sonrasında ve kişi işte bir torbayla yaşamak zorunda kalıyor. Burada ileri ameliyat tekniklerinin uygulanmasının önemini de anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim.
kasa invazı olmayan mesane tümörlerinde ameliyat tekniği tek. Tümörün büyüklüğüne göre amblok ya da çeşitli yöntemlerle transüretral rezeksiyon dediğimiz yöntemle penisin measından içeri girip bir aletle oradan tümörü alıyoruz. Tümörü aldıktan sonra tümörün tabanından da ayrıyeten alıp bunları patolojiye gönderiyoruz. O patoloji sonucuna göre tümöre yapacağımız tedavi bu şekilde şekilleniyor. Bazı intravezikal kemoterapiler kullanıyoruz. Hatta bu kemoterapilerde de ilk defa Bağcılar'a gelen var mı? Bu hastane yok. Ya Bağcılar. Yok. Bağcılar seninle de ilk defa değil mi hocam? Merhaba, hoş geldiniz. Ben de 7 sene önce sizin gibiydim. Doğru gibi İstanbul'da olmama rağmen yani gayret tıp ismini dedem vermiş. Bu kadar. Ben de Bağcılar'ım. Ancak o basın ekspres yolundan Bağcılar'ın batı sınırından geçiyordum. Ondan sonra ve